Peki, bu üçüncü soru demekmiş. Yani ne olacak? Cos 4x artı sin kare x çarpı cos kare x eksi 1. Şurayı parantezine alayım. Aynı şey yapacağım aslında da yalnızca o 3 saçma oldu orada. Ne kaldı burada? Cos kare x artı sin kare x eksi 1. Peki bu ne demekti kızlar? 1. Doğru mudur? Ne kaldı burada? Cos kare x eksi 1. Şıklarda böyle bir şey göremedik diyelim. Peki ben 1 gördüğüm yere ne yazabiliyordum? Cos kare artı sin kare yazabiliyordum. Ya da evet. Cos kare gördüğüm yere de bir şey yazabilirim. İkisi de aynı şey. Evet. Yani bu sefer az önce onu yapmıştık. Bu sefer de buraya şey diyelim. Cos kare gördüğüm yere 1 eksi sin kare yazabilir miyim? Evet. Eksi 1'den ne olur? Bunlar gider. Yani bunun cevabı neymiş? Eksi sin kare x'miş. Evet. Peki. Burada ne yapacağım? Sinüs x, kotanjant var, kosekant var. Sinüs x, kotanjant var, kosekant var. Şunları bir düzenleyelim değil mi? Yani yapacak bir şey yok. Yani kotanjant ne demekti hatırlayalım. Kısaltarak yazalım bunları da. Kos bölü sin demek değil mi? Burası da kosekant da 1 bölü sinüs demek. Ha tamam, paydalar eşit, güzel. Buraya ne yazacağım o zaman? Yine kos bölü sin. Burası da 1 bölü sin. Anlaşıldı mı? Peki şöyle yazalım. Sinüs bölü kos artı 1 değil mi? Kos artı 1 bölü sinüs. Ters çevirip çarpalım. Ne olur? Sin kare x bölü kos x artı 1. Burada nasıl yapacağımı biliyoruz değil mi? Birazdan buna ne diyeceğim? 1 eksi kos kare diyeceğim. İçin içinden sıyrılacağım. Var mı sıkıntı? Şurayı düzenleyelim. Sin bölü kos eksi 1 bölü sin. Şu aynen kalacak, ters çevirip çarpacağım. Boş anlatmıyoruz değil mi? Cos x eksi 1. Var mı sıkıntı buraya kadar? Şöyle keşke sin kare yazsaydım. Ha yazdım. Sin kare x. Var mı problem? Peki ben buraya ne yazacakmışım? Bunu farklı bir kalemle gösterelim. Hani bir daha. Şuraya. Hani sin kare artı cos kare 1 ya. Ben buraya ne yazabilirim? 1 eksi cos. 1 artı cos diye yazabilir miyim? Bunlar da sadeleşir. Ne kaldı orada? 1 eksi cos x kaldı. Peki. Burada daha ayrıntılı yazayım hadi. Sin kare x ne demek? 1 eksi cos kare x demek. Bu da 1 eksi x, 1 artı x. Onu yazalım. 1 eksi cos x. 1 artı cos x demektir. Şimdi bununla bu sadeleşecek ama eksilisi. O yüzden ne yapıyorum? Eksi 1 eksi cos x yapıyorum. Anlaştık mı? Ne oldu? Bunlar gitti. Cevap neymiş? Bunun cevabı eksi 2 cos x'miş. Eksi 2 cos x. Daha da yazamam başka bir şey. Anlaşıldı mı? Var mı sıkıntı? Devam edelim. Şimdi... Çıkartmadan çarpmaya. Evet. Peki ne yapacaktık? Çıkartmadan çarpmaya geçeceğim. Peki karesini alsak olmaz mı? Evet. Birincinin karesi sin kare x. İkincinin karesi cos kare x. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Tabii bunun da karesini almayı unutmayın. Anlaştık mı? 1 bölü 9. Peki şurası ne demek artık biliyoruz? 1. Bunu bu tarafa atalım. 1 eksi 1 bölü 9. 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x, doğru mudur? Evet. Peki burası kaç yapar? 8, 4 bölü 9 yapar. Uzatmıyorum artık. Geri kalan rasyonel işlem. Peki bu 6. dereceden demek değil, 6. soru demek. Peki bunların dereceleri aynıysa, yani mesela bir köklü işlemle bir köklü işlemi çarpabilmem için şu dereceler aynı olması lazım ki burada da aynı. Peki çok tanıdık, sabahtan beri söylediğimiz bir şey var değil mi? Tek kök altında 1 eksi cos'la 1 artı cos'u çarparsam ne yapar? 2 kare farkından 1 eksi cos kare x. Peki 1 eksi cos kare x ne demekti? Sin kare x. Bu da dışarıya nasıl çıkar? Mutlak değerce sinüs x. Çünkü kare köklü bir ifadenin sonucu ne olamaz? Çift katlı kökse negatif olamaz. Ha deseydi ki sorunun başında bize, hani ona da dikkat edin. X sayısı 0 ile 90 derece arasında olsaydı, peki sinüs 0 ile 90 derece arasında artı olacak ya, dışarıya artı çıkacaktı. Ya da x açısını ne olarak versin? Şu üçüncü bölge olarak verirse de eksi diye çıkardı. Var mı sıkıntı? Peki devam edelim. Az önce bunları gördük zaten değil mi? Sinüs ne demek, kosinüs ne demek, tanjant ne demek, kotanjant ne demek? Bakın bir kez daha söyleyelim. Hadi tekrar etmiş olalım. X açısının komşusu burası. Karşısı da burası. Burası da hipotenüs. Anlaşıldı mı? Evet. Ko varsa ne olacak bakın? Komşu. Kosinüs olduğu zaman hipotenüs, sinüs olduğu zaman hipotenüse bölüyorum. Anlaşıldı mı? Evet. En sevdiğiniz ders. Geometri. İkizkenar üçgen görünce ne yapacaktık? Sapık geometriciler ne diyordu? Gördün ikizi, indir dikizi demişler değil mi? Evet. 5-5.
Peki 5, 12, 13 üçgeni diye bir üçgen gördük mü? Evet. Görmediyseniz hemen dik üçgen videolarımıza gidiyorsunuz ve orada onu izliyorsunuz. Peki sinüs ne demek? Karşı bölü hipotenüs. Yani 12 bölü 13. Anlaşıldı mı? Ben bunu niye yazdım? Bir kez daha hatırlatmak için. İkizkenar üçgenin en önemli özelliği tepesinden indirilen dikin hem kenar ortay hem de açı ortay oluşu. Bu çok önemli bir özellik. Tabii şu soruda eksikler var. Şuralar dik olacak. Yoksa soru çözülmez. Peki. Dik yamuk sorularını geçen sene nasıl çözecektik? Hep üçgen kare yapıyorduk. Evet, dik dörtgen. Yani burada kare mi çıkıyor, çıkmıyor. Burası 9 ise burası 9 mu? Evet. Burası 12 ise burası 12 mi? Evet. Burası da 12 mi? Evet. 9, 12, 15 üçgeni ama işime yaramayacak çünkü tanjant istemiş. Karşı bölü komşu. Anlaştık mı? Evet. 9 bölü 12 ne yapar? 3 bölü 4. Var mı sıkıntı? Hayır. Peki. Bu bir kareymiş. Öyle olduğunu iddia ediyor. Keşke kosinüs, kotanjant x'in de neresi olduğunu bulsaydık. Neyse biz bir çözelim de x'in neresi olduğunu karar veririz en son. Peki, karede en önemli şey neydi gençler? Şu karenin köşegenleri 45-45 oluşu. Anlaşıldı mı? Evet. Diğer köşegeni çekerseniz eğer, köşegenler dik kesişir ve birbirlerine eşit olduğu için de 12 değil ya burası. 6, 6, 6, şu küçücük parçada 2 olur. Anlaşıldı mı? Evet. Peki nereyi sormuş olsun? Farz misal şuradaki açının kosinüsünü, kotanjantını sormuş olsun. Oradaki dik üçgeni birazcık daha şöyle büyük çizeyim. Yani büyük derken bu kadar büyük. Şurası x olsun, şurası. Burası 2, burası 6 ise kotanjant x ne demek? Komşu dik kenar bölü karşı dik kenardan. X'in komşusuna dikkat edin. Tabii burada 2 bölü 6'dan 1 bölü 3. Anlaşıldı mı? Evet. Var mı sıkıntı? Evet. Peki devam edelim. Gelelim en önemli şeylerden bir tanesine. Toplamları 90 derece olan iki açının sinüsleri kosinüslerine, kosinüsleri sinüslerine, tanjantları kotanjantlarına, kotanjantları da tanjantlarına eşittir. Mesela sinüs 30, hemen bunun tümlerini alın. T harfinden aklınıza kalacaktı değil mi? Tümleri o demekti. Ne eşitmiş? 60'a. Ya da burası 1 derece ise burası kaç yapacakmış? 89'a. Birbirlerinin 90'ın tamamlanan açılardan sinüs kosinüse, tanjant da kotanjanta eşit olacakmış. Var mı sıkıntı? Hayır. Peki. Bu hemen hemen çok zor bir soru. Yani çok kolay bir soru da değil, çok zor bir soru da değil. Peki bakın bunların toplamları kaç yapıyor? 3x artı 5 alfa beta değil mi? Hı hı. Peki 3x artı 5 alfa beta neymiş? Pi bölü 2. Birbirinin 90'ını tamamlamıyorlar mı? Bu 90 derece demek değil mi? Hı hı. Cevap ne olur? 1. Anlaşıldı mı? Var mı problem? Yok. Peki bakın şuraya da. Bunların toplamlarını hemen bir dikkate alın. Pi bölü 7 ile 5 pi bölü 14'ü toplarsam, yani bunu 2 ile genişletirsem ne olur? 2 bölü 14 olur. 7 bölü 14'ten pi bölü 2. Ha, o zaman sen buraya ne yazabilirsin? Sinüs kosinüs eşitti ya. Kos kare pi bölü 7 yazabilir. Pardon. 5 pi bölü 14 yazabilirsin. Çünkü birbirlerinin 90'a tanınan açılardan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşit değil miydi? Evet. O zaman ne olur? Sin kare 5 pi bölü 14. Şöyle düşünün. Kos kare alfa ile sin kare alfa niye eşitti? 1. Mantığı anladınız mı? Peki trigonometrik oranlardan birini biliyorsak diğerini bulmanın yolu. Peki sinüs vermişse sinüs ne demekti? Karşı bölü hipotenüs. Bak karşı dik kenar değil mi? Evet. Benim neye ihtiyacım var? Bir dik üçgene ihtiyacım var. O zaman şöyle yapıyorum. Bir dik üçgen çiziyorum. X karşısı 3'müş, hipotenüsü 5 miymiş? Evet. Bu 3, 4, 5 üçgeni midir? Evet. Tanjantı sormuş. Karşı bölü komşuda 3 bölü 4. Mantığı anladınız mı? Evet. Hocam bunu hiç kullanmadık diyebilirsiniz. Kullanmadık hocam. Peki ne güzel. Peki o bize bölgedeki tanjant birinci bölgede nedir? Artı ya. Artı. O yüzden biz ne diyoruz? 3 bölü 4 diyoruz. Atıyorum bu 90 ile 180 arasında olsaydı eksi 3 bölü 4, eksi 3 bölü 4 olurdu. Onu açıklayalım birazdan. Şu kısmı da bitirelim. İçler dışlar yapıyorum. Bu tarz soruları iyi dikkat edin. Yazılı da falan hep sorarlar. İçler dışlar yapıyoruz. Çarpalım. 2 ile bunu çarparsam 14 tane sinüs x eksi 8 tane kosinüs x eşittir 2 tane sinüs x artı 3 tane kosinüs x. Anlaşıldı mı? Hı hı. Sinüsleri kosinüsleri bir araya toplayalım. 12 tane sinüs x 11 tane kosinüs x'e mi eşitmiş? Evet. Tanjant ne demekti? Sinüs x bölü kosinüs x demek değil mi? Evet. Peki bana sin bölü kosinüs elde ederim. Bunu buraya bölen olarak atarım. Bunu da buraya bölen olarak atarım.
ne olur 11 bölü 12. Anlaşıldı mı? Evet. Şu soruyla ilgili olan ayrıntılı bir şey söyleyelim. Temiz bir kağıt oldu. Şimdi şöyle. Bize dedi ki 0'a 90 arasında dedi. Şöyle de söyleyebilirdi bize değil mi? Yani alfa açısı 90 derece ile 180 derece. Yani kaçıncı bölgeden bahsediyor bende? İkinci bölgeden. İkinci bölgede sinüs yine ne versin? Sinüs alfa atıyorum 5 bölü 13 versin. Hı hı. Şimdi bakın kosinüsü bulalım. Sinüsü bulalım. Şey sinüsü zaten biliyoruz. Kotanjantı bulalım ve tanjantı bulalım. Anlaşıldı mı? Hı-hı. Peki ben yine normal sanki alfa bir dik üçgenmiş yani dar açıymış gibi üçgeni çiziyorum. Şimdi orayı da tartışalım. Yani 5, 13, 12. 12. Hocam burada 90'dan büyük dedi sen bunu dar yaptın. Onu birazdan göreceğiz. Diyeceğiz ki hani birbirini 180'den tamamlayan açıların sinüsleri birbirine eşittir. Ya da şöyle düşünün. Bunu dar açı olarak düşünmeniz hiçbir sakınca yaratmıyor. Tamam mı? Hı-hı. Yazdık mı? Kosinüs ne demek? 12 bölü 13 mü? Evet. Ama diyorum ki bu sefer bu bölgede kosinüs neydi? Eksi. Bunun anlamı yalnızca bu ifadedir. Yani işareti söylüyor sana anlaşıldı mı? Hı-hı. Kotanjant neydi? 12 bölü 5 mi? Evet. İkinci bölgede kotanjant nedir? Eksi. Anlaşıldı mı? Ha, onu nereden biliyoruz? Hocam nereden bileceğim ben onun eksi olduğunu? Bu sinüs bu kosinüs demek değil miydi? Kotanjant ne demekti? Komşu bölü. Evet, kos bölü sin değil mi? Biri artı biri eksi işaretleri farklı olduğu için ne oluyor? Haliyle eksi oluyor. Tanjant da öyle. Peki tanjant da bunun çarpımı 1 miydi? Evet. Ters çevirelim o zaman. Eksi 5 bölü 12. Anlaşıldı mı? Evet. Bu size yalnızca niye veriyormuş? İşareti veriyor. Evet. Peki. Gelelim. Herhalde bizde en çok karşılaştığımız, yani geometride de burada da karmaşık sayılar diye bir konu var. Orada da karşımıza çıkacak. Bu üçgenler. Yani diğer bir ifadeyle özel üçgenler. Peki özel üçgenleri nasıl yapacağız? Ben yine şurada bir açıklamayla göstereyim. Yani bu 30-60-90 üçgeni nereden geliyor kardeşim? Tabii yine geometride özel üçgenlerde işledik ama bir eşkenar üçgen çizmiştim o zaman. Ve demiştim ki eşkenar üçgenin her bir kenarı 2 ağız. Bu aynı zamanda bir ikizkenar üçgen mi? Hı. Tepesinden dik indirirsem ne olur? A, A olur doğru mu? Pisagor yaparsam, bunun karesinden bunun karesini çıkartırsam A kök3'ün karesi olmuş olur. Var mı sıkıntı buraya kadar? Yok. Peki şu açı ne oldu? Şu tepeden indirdim ikizkenar üçgense her bir açısı 60 değil mi? Buralara ne olur? 30-30. Peki 90'ın karşısı 2A iken 30'un karşısı A oradan geliyor. Yani 90 derecenin karşısındakini biliyorsam 30 dereceyi nasıl buluyormuşum? Yarısını alıyormuşum. Ya da tam tersi 30'un karşısını biliyor muyum? 60'ın karşısını bulmak için kök 3 ile çarpıyorum. Hı. Ya küçükçe bölecek miydim, çarpacak mıydım diye düşünmeyin. Küçük bir açıdan daha büyüğe geçiyorsam bir şeye çarpmak zorundayım. Ya da büyük bir kenardan küçüğe geçerken de bir şeye bölmek zorundayım. Ne yapacağım? 30'un karşısını biliyorsam, 90'ın karşısı ve 60'ın karşısı değil mi? 30'un karşısını biliyorum. Mesela atıyorum 2. 90'ın karşısını bulmak için. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Geometri bu kadar kolay bir şey olsaydı bunun 3 katını alayım, 3 katını alayım olmaz değil mi? Hı hı. Aklımızda öyle tutalım. Ne yapacağım o zaman? 2 katını alacağım. 60'a gelirken onu yapıyorum anlaşıldı mı? 60'a gelirken de 2 katını almayacağım değil mi? Yani aklınızı öyle tutun yani öyle olmayacak. Yani ne olacak? 2 kök 3. 60 varsa kök 3'e ya böleceksiniz ya çarpacaksınız. Anlaşıldı mı? Öyle düşünün. Peki trigonometrik değerleri de bulalım hadi birlikte. Sinüs 30 1 bölü 2 çok önemli gençler. Kosinüs 30 komşu bölü hipotenüsten kök 3 bölü 2. Anlaşıldı mı? Evet. Tan 30 1 bölü kök 3. Aynı zamanda ne demektir o? Kök 3 bölü 3. Peki tan 30'u biliyorsam kot 30'u bulamaz mıyım? Bulurum değil mi? Yani ters çevireyim yeter. Kök 3 çarpımları 1'di. Peki aynı şey sinüs 45-45 de içinde geçerli. Yine bunun karesi de bunun karesini topladım. 1 kök 2. Ve fark etmez bu arada biliyor musunuz? Bakın. Buradan tanjant 45 ne çıkıyor? 1 mi? 2-2 desen. 2 kök 2 yapacak. Yine karşı bölü komşu gene 1 çıkacak. Anlaşıldı mı? Yani sin 45 ile cos 45 birbirine eşitmiş. Tan 45 ile cot 45 de haliyle birbirine eşit olacak. Peki şuraları hiç ezberlemeyin. Böyle bir şey ezberlenecek bir şey değil yani. Bakın 30'u, 45'i, 60'ı bulmayı öğrendik mi? Hı hı. Hemen size 0'ı, 90'ı, 180'i ve 270'in sinüs ve kosinüsünü ve tanjantını, kotanjantını bulmayı öğreteyim. Peki bir tane ne çizeceğim? Tahmin edin ne çizeceğim? Birim şey yapacağım. Aferin çok güzel. Bakın 0, 90, 180,
270 derecelerin. 360'a gerek yok, zaten sıfırla eşit olacaklar. Nelerine bakacağız? Kosinüs, sinüs, tanjant ve kotanjantlarına bakacağız. Bunun bir tanesine kos diyelim, buraya da kot diyelim. Anlaşıldı mı? Hı hı. Ne çizecektim? Birim çember. Peki, bakın şimdi. Birim çember çizdim değil mi? Hı hı. Biz bunu az önce görmüştük. Şurası neydi? İlk önce x sonuna y yazılmaz mıydı? Evet. Madem burası bir birimse x'i bir birim. Ya da kosinüsü değil mi? Hatırladınız. Sıfıra bir dedim. Burası ne olacak? Eksi bire sıfır. Burası ne olacak? Sıfıra eksi bir. Peki soru şu. Sıfır derece neresidir? Burası. Hatırlayın. Normalde ilk önce x'i sonra da y'yi yazmıyor muydu? X ekseniminin adı kosinüs alfa değil mi? Y ekseniminin adı da sinüs alfa mıydı? Evet. Değil mi? Peki şunları yazalım. Tanjant alfa ne demekti? Sin alfa bölü kos alfa, yani ikincinin birinciye oranı. Kotanjant alfayı ters çevirecektim. Peki soru şu. Kosinüs sıfır nedir? Sıfır derecede x ne olmuş? Bir. Anlaşıldı mı? Bakın 90 derece geldim. Nereden bildim oranın 90 olduğunu? Burası 90 çünkü değil mi? Kosinüs ne oldu? 90, sıfır. Mantığı anladınız mı? Evet. Nereye geldim? 180 derece. Kosinüs 180 derece neymiş? Eksi bir. Mantığı anladınız. Evet. Burası ne olacak? Sıfır. Yine aynı yere geleceğim ya. 360 derece. Yani kosinüs 360'da yine 1 olacak. Anlaşıldı mı? Evet. Var mı sıkıntı? Hadi sinüslere bakalım. Yani ikincileri yazalım. Sinüs 0, 0, kosinüs 91, 0 ve eksi 1 olacakmış. Mantığı anladınız mı? Evet. Peki tanjantı bulurken ne yapacaktım? Sinüsü kosinüse bölecektim değil mi? 0 bölü 1, 0. 1 bölü 0 tanımsız. Demek ki neymiş? Tanjant 90 diye bir şey yokmuş. Anlaşıldı mı? Evet. Bunu buna bölersem yine sıfır. Bunu buna böldüm yine tanımsız. Mantığı anladınız mı? Evet. Peki kotanjant neydi? Bunun tam tersi değil mi? Hı-hı. Ya da kosinüs bölü sinüs. 1 bölü 0 ne yapar? Tanımsız. 0 bölü 1, 0. Eksi 1 bölü 0, tanımsız. Anlaşıldı mı? Burası ne yapacak? Yine sıfır yapacak. Bakın gayet kolaymış. Var mı sıkıntı? Evet. Peki. Bu açılarda ezberlenecek bir durum söz konusu değilmiş.